Nefes almakta güçlük çekerseniz onu kullanabilirsiniz. Kabinin basıncı düşer, rahatça nefes alırsınız. Hepimiz alıyoruz. Şimdi değil Murat Bey, son güçlük çektiğinizde basmanız lazım. Neyse, siz zahmet etmeyin. Biz sizin yerinize müdahale ederiz. Kolum. Kas spazmı geçiriyor. Ağrınız var mı? Yok. Dur. Beynine yeteri kadar oksijen gitmiyor. Motor fonksiyonları bozulmaya başladı. Hemen işten başlamamız lazım. Neyi bozulmaya başladı? Bakın, siz farkında değilsiniz belki ama evinizde karbon monoksit kaçağı olabilir. Şu an zaten bir arkadaşımız evinizi kontrol etmeye gitti. Merak etmeyin. Hadi. Şuna bak, tanımıyor bizi. Kim abi o? Bizim eski mahalleden, doktor oldu. Tanımazsın sen. Mehmet Ali Bey, hayırdır? Selam sabah yok. Doktor oldun, unuttun bizi. Parayı da bulmuşsun, motor yapmışsın kendine. Vay Hasan vay, büyüklerinden selam bekler hale gelmişsin ha. Dışarıdan gelen sensin. Sen vereceksin selamı, biz alacağız. Anladın mı? Anlamadım, anlatsana. Hadi bakalım, hadi. Hadi gençler. Hadi, sonra hasret giderirsiniz. Hadi, üzmeyin amcanızı. Hadi bakalım, hadi. Tamam, boş ver, gel. Gerizekalı. Ne yiyeceğiz? Ne istersiniz? Bilmem. Senin mahallen. Sen söyle. Uykuluk. Uykuluk. Hocam söylemiştim demek istemiyorum. Gerçi istiyorum çünkü söyledim. Adam evinde kendini yetiştiriyor. İyi ki vurulmuş. Lejyonelle var adamda. Vurulmasa bütün mahalleyi hasta ederdi, herkese bulaştırırdı. Hocam lejyonelle testi 48 saatten önce belli olmaz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Adamın dükkanında küpürtesi değiştirilmemiş pislik içindeki klimayı görsen sen de çap diye karar verirdin. İyi de lejyonella karbonhemoglobin düzeyini yükseltmez ama zararlı maddeyi yükseltir. Ayrıca buzlu cam görüntüsüne de sebep olur. Yani adamın gülmesinin tek sebebi kullandığı zararlı madde. Yanılıyorsun. Kafası güzel olsaydı şimdiye kadar çoktan ayrılırdı. Durumu gitgide kötüye gidiyor. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Aynı fikirde olmadığımızı kabul edelim. Yani aynı fikirde olmadığımız konusunda aynı fikirde olalım. O sırada da ben... Adamı tedavi edeyim. Usta, hesap. Hop hocam, burada senin paran geçmez, bende. Herhalde sende. Bir de benim param mı geçecek de? Arkadaş ödeyecek. Ne yaptıysınız, işe yaradı. Daha iyi. Kalp atış hızınız normale döndü. Ateş de öyle. Benim tahtalı köye bilet iptal ha. İyi. Borçlu kalmam. Buradan çıkınca güzel bir ikram yaparım. Derin nefes alın. Bir daha. Sen iyileşmemi pek sevinmemiş gibisin. Burada böyle mi yürüyor işte? Olur mu öyle şey? Ne zaman ayaklanırım ben? İş var. İş beklemez. Belki ne kadar
Geç ayaklanırsanız o kadar hayırlı olur insanlar için. Bir imal laflar, bir şeyler falan filan. Tanışıyor muyuz? İnsanlar birbirine benzer diyorlar ya. Neresindensin sen İstanbul'u? İsterseniz konuşmayın, ben de işimi yapayım. Ben bir kere doktora gittim. 11 yaşında dişçiye. Seramik ustasıydı zaten. Sessiz olur musunuz biraz? Doktor değil, başçavuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.